Özgür Özel'in bir ifadesi vardı. Dedi ki hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin kimse. Önce MYK sonra parti meclisi var. Neler beklenebilir sence Cumhuriyet Halk Partisi'nde Zeynep Gürcan? Kulislerde konuşulan MYK'da istifaların artık gerçek olacağı ve bunların genel başkan tarafından kabul edileceği ve parti meclisi sonunda yeni bir parti yönetimiyle, yeni bir örgütlenmeyle, sistemle kurultaya gidileceği yönünde. Fakat bu kurultayın nasıl olacağı aslında en kilit soru. İşte bunu konuşacak CHP hem yarın hem de parti meclisinde. Bu kurultay olağanüstü bir kurultay mı olacak yoksa olağan zamanda bir kurultay mı olacak? İkisi arasındaki en büyük fark yerel seçimlerin mevcut genel başkanla gidilip gidilmeyeceğini göstermesi açısından önemli. Ama şu bir gerçek, parti yönetimi hemen değişecek. Yani yarın itibariyle ilk değişimleri görmeye başlayacağız. Şunu da gördük. Şimdi parti yönetiminde MYK'da yer alan bazı isimlerin mecliste daha aktif görev almak istedikleri, grup başkan vekili olmak istediklerine ilişkin bir takım kulisler dolaşıyor. Mesela bunların adı, aralarında adı geçenler Bülent Tezcan, Ali Öztunç, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Murat Bakan gibi isimlerin grup başkan vekili olarak daha aktif bir rol meclis içinde oynamak istedikleri konuşuluyor. Ama dediğim gibi önce MYK, arkasından parti meclisi kurultaya nasıl gidileceğine karar verecek ve bu kurultayın süresi olağanüstü olup olmadığı, hızlandırılmış olup olmadığı da bir anlamda CHP'nin yerel seçimlere hangi genel başkanla gideceğinin de bir işareti olacak. Örgütlerde çok ciddi bir değişiklik bekleniyor. O çerçevede bir çalışma da olduğunu biliyorum. Onu yeniden yapılandırma üzerinde de duruluyor CHP'de ama yarın ve cumartesi günü yapılacak toplantıların ardından aslında yol haritası biraz daha netleşecek. Peki şimdi bir taraftan bugün biliyorsun bir de önce Abdülkadir Selvi'nin iddiası, İmamoğlu'na siyasi yasak davasında İsnaf Mahkemesi'nin kararı onadığına ilişkin bizimle paylaştığı o öngörüsü ya da kendisinin bilgi olarak ifade ettiği o haber vardı. Ardından İmamoğlu'nun avukatı bunu yalanladı. Ama tabii bu haberin hangisine daha önce ulaşacağı noktasında farklı düşünceler olabilir tabii. Bazılarımız Abdülkadir Selvi'ye avukattan daha önce haberin ulaşmış olabileceğini düşünüyor olabilirler hali hazırda. Ama İmamoğlu'nun da biraz aktif bir rol üstlendiği söylenebilir seçimden sonra. Bu cephede bir herhangi değişiklik, bu cephede CHP yönetiminde İmamoğlu'nun adının geçmesi gibi bir durum, Kılıçdaroğlu'nun nasıl adımlar atacağına dair herhangi bir bilgiden söz etmek mümkün mü? Açıkçası herkes İmamoğlu'nun kaderini bekliyor. Bu da yargının elinde. Yargının da ne kadar bağımsız olduğu ayrıca tartışılabilir elbette. Bu çerçevede bakmak gerekiyor konuya. Bir de Erdoğan'ın konuşmalarına bakmak gerekiyor. Yani bu CHP'deki bir mesele olmaktan çıkıp artık hükümetin, AKP'nin bir meselesi halinde. Çünkü hatta daha da ileri gideyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesi haline gelmiş durumda. Yani kendisi balkon konuşmalarında ya da ne bileyim bir hemen akabinde yaptığı, kazandıktan sonra yaptığı konuşmalarda bile mutlaka dönüp dolaşıp bir İstanbul'a, öncesinde sonrasında seçimin hep atıfta bulundu. Ve İstanbul'u kaybetmenin kendisinde yarattığı rahatsızlığı yaptığı konuşmalarla, jestlerle, ifadelerle hep dışa vurdu aslında Recep Tayyip Erdoğan. Bu çerçevede aslında bu bakış açısıyla yaklaştığımız zaman ben yerel seçimlere gidilirken aslında İstanbul'un CHP'ye bırakılıp bırakılmayacağını da düşünüyorum. Çünkü onun acısını çok çekti iktidar partisi bu seçimde. En büyük rahatlık muhalefetteki büyük şehirlerin belediyelerinin kendi elinde olmasıydı. Muhalefetin elinde olmasıydı. Bu da çok büyük bir rahatsızlık olarak karşı cepheye tabii elbette yansıdı. Erdoğan açıkçası bu fikirle gidecektir yerel seçime de. Ve ben risk alacağını düşünmüyorum. Risk almamak için de daha önce kendisini iki kez yenen,
kendisini diyorum, bunu özellikle söylüyorum. Özellikle ikinci İstanbul seçiminde Binali Yıldırım'dan çok Sayın Cumhurbaşkanı bizatihi günde 10, 9, 10 neredeyse miting yaparak İstanbul'u dolaştı. Ve kendisini koydu aslında İmamoğlu'nun karşısına ve onun karşısında kaybetti. Belki de şöyle bakmak lazım, kendi ismiyle girmediği ama gerçekten kaybettiği seçimdir İstanbul. Bu bakış açısıyla yürüyecektir. Bir, kaybetmiş olmanın duygusal yaklaşımı. İkincisi de tabii İstanbul'un büyük bütçesi. O bütçenin önümüzdeki yerel seçimlerde nasıl kullanılıp kullanılmayacağı en önemli meselelerden biri iktidar partisi açısından. Tabii yargının durumu da ortada. Burada ne söylesem boş. Açıkçası bu çerçevede pek o cephe çok iyi görünmüyor gibi geliyor bana. Şimdi iktidarın risk almayacağını söyledin ama muhalefet risk alacak mı diye soracağım ben sana. Çünkü bir taraftan da şimdi CHP listelerinden meclise girmiş olan diğer partilerin milletvekilleri CHP'den ayrılmaya başladılar. İşte Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ 10 vekilin istifa dilekçelerini meclise verdiklerini duyurdu. Bu beklenen bir gelişme olabilir ama bir taraftan hani ittifak seçimle sınırlıydı biçiminde de bazı değerlendirmeler yapılıyor. Bu da hani bir yerel seçimde çok uzak değil. Dolayısıyla iktidar risk almak istemiyor ama muhalefet risk alacak mı? Onlar nasıl davranacaklar sence? Şimdi şu, buradaki çıkan, ilk öne çıkan, özellikle Meral Akşener'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan unsur şu oldu. Millet İttifakı bir şekilde başarıyı getirmişti yerel seçimlerde. Ama ittifak altılı masaya doğru gittiği andan itibaren başarısızlık da geldi gibi bir yorum var İyi Parti kulislerinde özellikle. Dolayısıyla yerel seçime giderken benim tahminim CHP liderliğiyle İyi Parti liderliğinin bir kez daha masaya oturup ikili bir ittifak sistemi üzerinde bir çalışma yapacaklarına ilişkin. Ama bunu ne kadar genişletirlerse o kadar başarısızlığın geldiğine dair bir fikir var, bir inanç var İyi Parti tarafında. Dolayısıyla şimdi bu partilerin, yani hep şöyle düşünüldü. Bu partiler ki kendi işte Gelecek Partisi olsun, Deva Partisi olsun, hatta Milli Görüş'ün asıl partisi diyebileceğimiz Saadet Partisi olsun, hep AKP içinden oy alabilecek olarak düşünüldü ama almadı. Bunu gösterdi. Yani seçim sonuçları ortada, en büyük. Hiçbir kamuoyu araştırması da göstermiyordu bunu. Hiçbir, yani seçim öncesinde yapılmış o yanlış kamuoyu araştırmalarında bile hiçbir zaman biz o Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin böyle altılar, yediler, onlara gibi yürüdüğünü görmedik. Birler, ikiler, üçlerden hep bahsedildi. Seçim asıl bana göre kamuoyu araştırmasıdır. Ve aldıkları milletvekillerinin gereği olan oyu getirmedikleri bu muhalefet cephesine de ortaya çıktı bu üç partinin özellikle. Bu da Demokrat Parti'yi de belki katmak gerekiyor. Bu çerçevede şimdi İyi Parti'de bunun hesaplaşması yapılıyor. Yani bunları aldık, tırnak içinde söylüyorum, elbette sırtımızda taşıdık, meclise de getirdik. Hatta bunu yapan da CHP'ydi ve bu yanlışı yapan Kemal Bey'di. Şimdi eğer yeni bir ittifak olacaksa aynı yanlışla yapılmamalı bu ittifak gibi bir bakış açısı var İyi Parti kulislerinde. İyi Parti'deki değerlendirmeden bu çıkıyor. Dolayısıyla yerel seçime doğru ben şöyle bir ittifaklaşma olacağını tahmin ediyorum. Şimdiden bunun izleri görülmeye başladı. Belki İyi Parti ile yine CHP'nin bir seçim merkezli bir işbirliği. Diğer partilerin de kendi aralarında bir işbirliğine doğru gidiyor gibi muhalefet siyaseti. Evet, ama yerel seçimler düşünüldüğünde bu kez milletvekili listelerinden söz etmeyeceğimiz için ayrı grup kurmaları halinde bile bir çatı partiden söz ediliyor bu diğer dört parti için mesela. Buradan çıkarılacak adayı desteklemelerinin herhalde bir zararı olmaz. Yani o tabiydi. Yani yerel seçime gelince mesela Konya'da çok iddialı olmayan bir İyi Parti CHP eğer işbirliği olursa tabii ki bu taraftan çıkabilecek bir adaya yönlenmesi söz konusu olabilir. Keza işte Kayseri olabilir, başka yerler olabilir. Evet. Hani Erzurum olabilir. AKP'nin çok güçlü olduğu, çok farklı aldığı Karadeniz bölgesindeki bazı yerler olabilir. Bu da siyaset hesaplamalarıdır ama bu ancak seçimden önce olur. Yani yerel seçim sattımı haline girildiğinde olur. Ama şimdiki yapılan hesaplaşmada şu söyleniyor. Yani bu partileri aldık
alınmalarının, bu ittifaka alınmalarının sebebi neydi? AKP'den oy çalmakta ve bunu yapamadılar. Konu bu. Bu burada. Bütün değerlendirme bunun üzerinden gidiyor. Dolayısıyla bundan sonraki siyasette bu değerlendirme üzerine yol alacak gibi geliyor bana. Nitekim istifalar da bunu gösteriyor zaten.